Aşk ve sevgiyi yarattı. Aşk ve sevgi de bir nimettir ya. Aşk ve sevgi olmasa kimse kimseyle evlenmez be kardeşim ya. Ölmez ha, evlenmez tabii ya. Aşk ve sevgi, üstad öyle. Şeyde diyor, İşaret-i İcaz'da. İnsanın kalbine karşı bir kalp yaratmıştır diyor. Onların arasında aşk ve sevgiyi diyor, beraber yürütmeleri için diyor. Allah Allah. Niye? Bak, kalbine karşı bir kalp yaratmış. Ne kadar güzel değil mi? Bak, güzel bir şey. Eş yaratmış. Sonra efendim sana çocuklar ver ikram etmiş. Evim var, efendim çevrem var, arkadaşlarım var. Hayatta başımıza bazı şeyler geliyor. Elbette gelecek. Niye? Çünkü yeknesat, istirahat döşeğinde giden diyor bir hayat, ademe gider, yokluğa gider diyor. Çünkü burası cennet değil ki. Burası bir imtihan yeri. Burada ne olacak? Bazı Cenab-ı Hakk'ın isimleri tecelli etmesi lazım. Hasta eder, tok eder, değil mi? Efendim bazen efendim düşürür, bazen kaldırır, zengin eder, fakir eder. Mülk onun, değil mi? Bazen ayağını topal yapar, bazen insanı süründürür. Öyle abi, ne dedi? Her halimize şükredeceğiz diyor bak. Şükür makamında olacaksın. Bir elin yoksa iki eli olmayanlara bak diyor. Bir gözün yoksa iki gözü olmayan amalara bak diyor ya. Haline şükret. Öyle ya. Adamın tek kolu yok, bir kolla araba kullanıyor. Ne bileyim ben, bir ayağı yoksa efendim bastonla geziyor ama yine haline şükrediyor, değil mi? Öyle insanlar da var. Demek ki biz ne yapacağız? Her halimize şükür makamında şükretmemiz lazım. İşte neyle oluyor bu? İşte okuyarak. İkra, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O seni bir damla sudan yarattı. Neden yarattı ya? Niçin yarattı? İşte kendi güzelliğini göstermek için yarattı. Ahsen-i takvimde diyor. 23. sözü. Allah insanı en güzel kıvamda yaratmıştır. En güzel kıvamda değil mi? Bak, dil var. Kaç çeşit şey alıyorsun. Affedersin, bir öküzün dili bizim gibi değil. Bir ineğin dili. Ama bizde öyle bir dil var ki hepsinin lezzetlerini ayrı ayrı alıyoruz ya. Nasıl bir hassas bir dil. Mizancıklar var diyor. Mizancıklar. Fesubhanallah. Acayip bir şey ya. Allah, çocuğa bakıyorsun, o çocuktaki o güzellik, bir bebekteki güzellik ne kadar harika. Allah ne güzel yaratmış yani. Sonra bak, bir de bir şey daha var. Geçeceğim. Allah hakimi mutlaktır. Bak şimdi. Kadın doğum yapmadan önce kadının göğsünden süt gelmez. Bak, hakim. Hakim ismi tecelli ediyor. Ne zaman kadın doğum yaptıktan sonra göğsünden ne geliyor? Süt geliyor. Neden? Çünkü bal kapısı kapanıyor, yağ kapısı açılıyor. Veya yağ kapısı kapanıyor, bal kapısı açılıyor. Kadın doğum yapmadan önce çocuk nerede besleniyordu? Anne rahminde. Ne kordonu var orada? Göbek kordonu. Hatta o göbek kordonu doğum yaptıktan sonra ne yapıyorlar abi? Kesiyorlar. Hiçbir işe yaramaz. Bak, göbek kordonu anne rahminde işe yarıyor mu? Peki dünyada işe yarıyor mu? Heh. İşte Bediüzzaman da diyor ki dünyada diyor çok diyor bizim için geçerli olan şeyler kabirde geçmez. Anne kordonu gibi işte. Tak! 12'den vurmuş. Anladınız mı abi? Anne kordonu. Anne rahminde işe yarıyor mu? O olmadan hayat olur mu? Heh. Dünyaya geldi mi çöpe atıyorlar. Toprağa gömüyorlar. Aynen dünyada da para olmadan illa adam para lazım diyor. Para. Bu olacak ki ne yapalım? Para lazım. Peki kabre girdiğin zaman para? Geç, aynı anne kordon. Güzel bir misal değil mi? Ya işte neyle gördük biz bunu? İşte Risale-i Nur penceresiyle gördüm ha. Eğer Risale-i Nur okumasaydım ben bunu düşünmeyecektim. Geçen aklıma geldi öyle. He, ulan anne kordonundaki dedim, kordonu dedim. Dünyaya gelince dedim bunu toprağa gömüyorlar. Halbuki çok önemli bir şey. Demek ki dünyada beş para değeri yok. Peki dünyada çok geçerli olan şey maddiyat. Ahirette bunlar geçer mi? Geçmez. Ne geçiyor orada? İşte maneviyat, ibadet, dua, zikir. İşte bunlar geçer var. Ah! Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin abi. Ya, ne kadar önemli bir tespit. Bak, bize pencereler açmış. Ne pencereler var da. Özellikle bu Risale-i Nur külliyatı değişik bir şey kardeşler. Bak ben minibüsçüyüm ha. Taksi şoförüyüm. Şoförüm, şoför. Ne İmam Hatip'e gittim, ne doğru dürüst Kur'an kursuna gittim. Açık konuşuyorum. Benim öyle ilmim yok. Ama şunlarda fani olmuşum. Allah'ın izniyle bak. Şu eserlerde bir şoför olarak
Taksi şoförcü olarak 25 sene şoförlük yaptım. Bunlar da fani oldu. Allah da bak bunları bana şeyleri anlatmayı nasip et. Neden? Neyde fani olursan Allah da sana onu ikram ediyor. Önemli olan işte bunları okumak. Öğrenmek yani. Ya. Bunu